Günaydın, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Sağlıklı Yaşam'da hangi konuyu işleyeceğiz? Anne ve babalar ekran başına. Sağlıklı Yaşam'da bugün çocuklarda en sık karşılaşılan hastalıkları ele alıyoruz. Çocuklarda hangi hastalıklar nedeniyle öksürük görülebilir? Göğüste hırıltı hangi enfeksiyonlardan kaynaklanabilir? Çocuklarda bronşit hangi hastalıklarla benzerlik taşır? Alerjik bronşitin belirtileri nelerdir? Merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Gülayhan Coşkun stüdyo konuğumuz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün çocuk sağlığını konuşacağız. Çocuklarda hırıltı, öksürük, bronşit, bunların sebepleri, tanılarını konuşacağız, tedavilerini konuşacağız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Gülayhan Coşkun bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam özellikle bu aylarda da herhalde havaların sürekli değişmesinden dolayı çocuklarda da aslında büyüklerde de öksürük aldı başını gidiyor. Maalesef herkes hasta. Peki öncelikle öksürük nedir? Neden olur hocam? Evet. Tabii ki bize de çocuk hasta grubunun en sık hastaneye götürülmesi nedenlerinden biri öksürüktür. Aileler sabaha kadar çok fazla öksürdü, ciğerleri dışarıya çıkıyordu gibi tabirlerde bulunurlar. Aslında öksürük dışarıdan gelen hava iritanlarına karşı vücudumuzun verdiği bir savunma mekanizmasıdır. Dolayısıyla dışarıdan bizim normalde solunum yollarımız burundan akciğerlere kadar iç kısmı mukus adı verilen ve dışarıdan gelen toz, bakteri, virüs, yabancı cisimleri yakalayan çok ince mukus adındaki bir tabakayla kaplıdır ve çocuklarda günde yarım litre kadar mukus döngüsü olur ve üretilir. Yine bunun altındaki solunum yolu hücrelerinin üzerinde silya adı verilen çok küçük tüy şeklinde yapıcıklar bulunur. Bunlar da küçük süpürgeler gibi akciğerin alt kısmından yukarıya doğru bu mukusun yakalamış olduğu bakteri, virüs, herhangi yabancı cisimleri dışarıya küçük süpürgeler şeklinde atmak için uğraşır. Eğer herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu ya da hava kirleticileri gibi bir ya da alerjenler gibi etkenler çok fazla olduğunda ve bu silya fonksiyonu bozulabilir. Bu durumda hava yolları daha fazla mukus üretmeye başlar. İşte öksürük de bu ortamda, silya fonksiyonlarının bozulduğu bu ortamda hava yollarımızı temizlemeye yarayan koruyucu bir mekanizmadır. Yani evet. Bizlerin o kadar da çok korkacağı bir durum değil aslında. Ama tabii ki normalinden çok şiddetli olduğu zaman hayat kalitesini düşürdüğü için tedavi etmek gerekir. Peki hocam çocuklarda gece öksürüğünün sebepleri nedir? Tabii en fazla da rahatsız olunan konu budur. Çocuk sabaha kadar öksürür. Anne baba, özellikle çalışan anne babalar gece evdedir. Ve çocuğun sabaha kadar öksürmesi nedeniyle herkes uykusuzdur. Bunun nedenleri şöyle, geniz eti özellikle, sinüzit ya da gastroözofageal reflü dediğimiz, yani mideden yemek borusuna, oradan solunum yollarına doğru olan asit iritasyonu özellikle uyuduktan hemen sonra ortaya çıkar, gece öksürüğü yapar. Şimdi bunlardan özellikle geniz eti yatar yatmaz oluşur, gece boyunca iyidir çocuk, sabah kalktığında yeniden öksürmeye başlar. Reflüye bağlı olan öksürük ise tabii uzanıldığı zaman mideden yemek borusuna olan kaçak gece boyunca devam edecektir. Dolayısıyla öksürük de gece boyunca devam eder. Bunun dışında yine gece öksürüğünün sebeplerinden biri astımdır. Astımda da çocuk uyuduktan birkaç saat sonra başlayıp sabahın erken saatlerinde yeniden öksürük ortaya çıkar. Bunun dışında yine ülkemiz için hala geçerliliğini koruyan tüberküloz mikrobu yine gece öksürüklerinin nedenlerinden biridir. Onun dışında örneğin eve yeni bir mobilya alınmıştır. Bu mobilyanın boyasından çıkan koku ya da kışın odada kullandığımız ısıtıcıların oda havasını kurutması ya da evin yeni boya badana yapılmış olması gece öksürüklerinin sebepleridir. Evet, peki hocam özellikle kış aylarında artıyor. Kış aylarında neden gece öksürükleri çocuklarda artar? Evet, yani kış ayla şöyle, yani öksürüğü yapan en sık neden üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bunları yapan da virüslerdir. Virüsler kışı sever, soğuk havayı sever. Soğuk havada daha kolay çoğalır, daha uzun süre o ortamda kalabilirler. Aynı zamanda yine kışın kalabalık, yani kapalı ortamlarda toplu halde daha uzun yaşarız. Ve kapalı ortamda kalabalık halde yaşamak viral enfeksiyonun kişiler arası bulaşını artıracaktır. Tabii ki bunun dışında ısı değişikliklerin çok hızlı olması, ortam havasının kuruması, kışın enfeksiyonları daha çok olmasına neden olur.
Evet sevgili izleyicilerimiz, özellikle anne ve babaları ekran başına davet ediyoruz, telefon başına davet ediyoruz. Çocuklarınızda öksürük varsa, özellikle kış aylarında maalesef tüm çocuklarda görülebiliyor. Mutlaka bizi arayın, canlı yayındayız, programımıza katılın diyoruz. Çok değerli bir hocamız var. Sevgili hocamıza da istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Programımıza nasıl katılıyorsunuz? Ekranların altında da görüldüğü gibi 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Peki hocam, anne babalar çocuklarda öksürük olduğu zaman ne zaman doktora başvurmalı? Tabii ki her öksüren, hemen çocuklar öksürdüğü zaman koşa koşa hiçbir anne baba aslında doktora gitmiyor. Ne zaman gitmeliler? Evet. Normalde hani biraz önceki mekanizmadan solunum yollarını temizleyen bir durum olduğunu söyledik. Yani günlük 3-4 kere öksüren bir çocuk için bu söz konusu değil. Ama öksürük şiddeti çok fazla ve çocuğun uyumasını, beslenmesini engelliyorsa... Çocuk hızlı nefes alıp veriyorsa, hafif başlayıp öksürük giderek şiddetlendiyse ya da öksürüp arkadan çocuk kusuyorsa, bunun dışında ateş eşlik etmişse öksürüğüne ya da spazmatik öksürük dediğimiz ya da kurup dediğimiz boğuk öksürük söz konusuysa bu çocukları mutlaka hekime götürmek lazım. Peki çocuklarda öksürük nasıl tedavi edilir? Öksürük aslında yani tek bir nedene bağlı değil. Birçok hastalığın aslında bir bulgusu. Dolayısıyla öksürüğün nedenlerini ortaya koymak lazım başta ve nedene göre tedavi etmek gerekir. Örneğin en sık gördüğümüz viral üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak geniz akıntısından dolayı bir öksürük meydana gelmişse öncelikle ortamın nemini biraz artırmak lazım. Burun tıkanıklığını giderici serin fizyolojik denilen burun damlalarıyla burnu temizlemek lazım. Eğer bu tıkanıklık çocuğu çok rahatsız etmişse dekonjestan bazı ajanlardan fayda görülebilir. Bunun dışında eğer bu öksürük yine üst solunum yolu enfeksiyonlarından sinüzit, tonsillit, kurup, faranjit, adenoid vejetasyona bağlı geniz eti iltihabından kaynaklanmışsa, hani mikrobik olarak düşünülüyorsa antibiyotik tedavisi vermek lazım. Diğer yönden tabii öksürüğün en sık nedenlerinden biri astım dedik. Astıma bağlıysa bu çocuklarda alerjik bir neden saptanmışsa koruyucu önlem. Bunlarla tam toparlamamışsa medikal tedavi yapılması gerekir. Tabii astımın alerjik olmayan birçok komponenti de var. Yani bunlardan biri ise yani sigara dumanı, ortam havasının kirliliği gibi sebeplerden kaynaklanmışsa yine bunlara yönelik tedavi yapılmalı. Bir öncekinde bahsettim, reflü dediğimiz şey yani mideden yemek borusuna asit kaçağı durumu eğer söz konusuysa bu çocuklarda da antiasit tedaviden fayda görülür. Buna benzer yani öksürüğün öncelikle sebebini ortaya koyup ona evet. yönelik tedavi etmek gerekir. Peki kronik de olabiliyor hocam. Kronik olup olmadığını nasıl anlayacaklar? Belirtileri nelerdir kronik evet. öksürüğün? Bir öksürük başladıktan sonra 3 haftayı geçiyorsa artık buna kronik öksürük diyebiliriz. Dolayısıyla kronik öksürükler en sık alerjik yapılı çocuklarda olur. Yani bu çocuklar dışarıdan gelen her hava alerjenine karşı bronşlarında aşırı bir kasılmayla cevap verirler ve bu etken sürdüğü sürece de öksürük devam edecektir. Şimdi kış döneminde ortam havasının kirli olması, ısıtıcılarının dışarıya saldığı bazı gazlar, kimyasal iritanlar bu öksürüğü devam ettirecektir. Bunun dışında geniz eti dediğimiz büyümelerde sürekli olarak kronik bir iltihabı reaksiyon olacaktır ve geniz akıntısı olacaktır. Buna bağlı da kronik öksürükler görülür. Bunun dışında yine kronik öksürük nedeni sinüzit kronik öksürük yapar. Reflü kronik öksürük yapar. Sürekli asit kaçağı olduğu için tedavi edilmediği sürece çocukta sürekli bir öksürük olacaktır. Gece huzursuzluk, huysuzluk olacaktır. Özellikle gece kaçakları olduğu için. Bunun dışında yine kronik öksürüğe sebep bazı doğuştan gelen kalıtsal hastalıklar var. Kistik fibroz dediğimiz ailevi bir hastalıktır bu. Birçok sistemi tutar ama sadece akciğeri tutan formunun kistik fibroz olduğu anlaşılmaz. Çocukta astımmış gibi kronik öksürükler olur. Yani bunların da araştırılması gerekir. Diğer taraftan yine doğumsal solunum yolu anomalileri dediğimiz doğuştan yemek borusuyla nefes borusu arasında bazı bağlantı yolları oluşuyor. Çocuk yemek yerken yediği veya içtiği gıdaların bir kısmı o yoldan nefes borusuna doğru kaçar. Çünkü nefes borusuyla solunum borusu birbirine bitişik komşudur. Ve çocuk bu esnada yani yemek yerken öksürüğü artabilir, morarması olabilir. Ya da aile
bu öksürükler hiç geçmiyor diye şikayet edebilir. Yine bunlarda da kronik öksürük olur. Bir diğer sebep de en baştaki mekanizmada anlattığım cilia diye çok küçük tüycükler vardı solunum yollarımızı koruyan. Bunların bazen doğuştan bozukluklar oluyor, disfonksiyonları oluyor. Bunlar da sık sık kronik öksürüğe sebep olan nedenlerdendir. Başka şey de çocukların bazılarında yine doğuştan gelen savunma sistemlerin bozulması yahut da çevresel etkenlerle sonradan bozulması nedeniyle sık sık enfeksiyon geçirirler. Hı hı. Yani tonsillit olur, otit olur, sinüzit olur. Yani aile antibiyotik kullanmaktan çocuğu öksürükten bir türlü kurtaramaz. Bu durumda da sık sık enfeksiyon geçireceği için bu enfeksiyonlara bağlı geniz akıntısı yine kronik öksürüğü neden olacaktır. Peki hocam, hırıltı da oluyor özellikle gece uykularında. Bu çocuklardaki hırıltının sebepleri nelerdir? Evet. Hırıltının tanımını yapalım öncelikle. Evet, hırıltı nedir? Bir sesli solunum diyebileceğimiz, hı-hı, hem üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan bir de alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan sesli solunum durumları var. Bizim asıl hani kastettiğimiz hırıltı ve önemli olan hırıltı alt solunum yollarındaki. Alt solunum yollarının dışarıdan veya içeriden tıkanıklık ile, yani mukus olabilir bu, yabancı isim olabilir, tıkanması, daralması durumunda hırıltı bizim tıbbi anlamda daha çok hışıltı dediğimiz ya da wheezing dediğimiz sesli solunum ortaya çıkar. Üst solunum yollarındaki hırıltılar daha farklıdır, daha kabadır, daha horultu şeklindedir. Örneğin geniz eti olan çocuklarda bu çok yaşanır. Özellikle geceleri ağzı açık horlayan bir çocuktur. Aileyi oldukça da rahatsız eder. Tabii bizim için hani alt solunum yollarındaki hırıltılar önemli. Bu daralmalar çocuklarda birçok sebeple olabilir. Özellikle enfeksiyon sırasında, üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında oluşan mukuslar daraltabilir. Bunun dışında solunum yollarını dışarıdan bası yoluyla daraltan sebepler olabilir. Alerjik astım durumunda hava yolları aşırı reaksiyona girip kasıldığı için bu daralmaya bağlı hırıltılı öksürük olabilir. Onun dışında biraz önce bahsettiğim kistik fibroz hastalığı yine doğuştan bir hastalıktır. Hı hı. Ve hırıltılı solunumlara sık sık neden olur. Kalpten çıkan büyük ana damarlar var. Bunlar da yine solunum yoluna komşudur. Normalde solunum yoluna bası yapmadan kalpten çıkarlar ama bazı durumlarda anomali olarak solunum yolu çevrelerler halka şeklinde. Bu durumda da yine solunum yoluna bası yaptıkları için hırıltılı solunuma neden olabilirler. Ya buna benzer birçok neden çocuklarda hırıltılı solunum peki, yapar. Peki burun tıkanıklığı hırıltıya sebep olur mu hocam çocuklarda? Tabii yani biraz önce bahsettiğim, hı-hı, gibi hani üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuk burnu akar, burnu tıkanır, genze doğru akıntı yapar. Bu tıkanıklık da işte horultu veya kaba hırıltı diyebileceğimiz bir sesli solunuma neden olabilir tabii ki. Tabii bunun bazen çok müzikal, hafif şeyler olur, tıkanıklıklar olur. Bunu da alt hava yollarındaki hırıltıdan ayırt etmenin yolu burun temizlendikten sonra hırıltının geçmesi veya azalması ya da hızlı nefes alıp vermemesi. Bunun dışında burun kanatlarının soluma eşlik etmemesiyle alt hava yollarındaki hırıltıdan ayrılır. Çünkü alt hava yollarındaki hırıltılar eğer ciddi boyuttaysa çocukta hızlı nefes alma hırıltının yanında mutlaka görülecek şeylerdendir. Peki bir de hırıltılı öksürük var. Onun nedenlerini soralım, evet, hocam. Aslında çocuklarda hırıltı yapan her neden az çok hırıltılı öksürük nedenidir aynı zamanda. En sık gördüğümüz de viral enfeksiyonlardır. Viral enfeksiyonlardan da bizim en sık rastladığımız akut bronşiolittir. Akut bronşiolit aslında virüs enfeksiyonlarının özellikle küçük kılcal hava yolları dediğimiz bronşiyolleri iltihaplandırması nedeniyle olur. Dolayısıyla çocuklarda nefes verme sırasında zorluk vardır. Çocuk aldığı havayı geri vermekte zorlanır. Dolayısıyla zorlandığı için de bu havayı daha fazla verebilmek için yardımcı solunum kaslarını kullanır. İşte burnunu daha fazla açarak burnun soluma eşlik ettiğini görürüz. Veya kaburgalar arası kasların, boyun kaslarının, diyafram dediğimiz karın ve göğüs boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kasının kasılmasıyla bu bölgelerde içe doğru çekilmeler olduğunu görürüz. Peki çocuklarda hırıltılı nefes alıp vermede var. Bunun sebepleri nelerdir? Hırıltılı nefes alıp verme yine bu bahsettiğim sebeplerle. Yani çocuğun akut bronşiolit, bazen bronşit, yani hem üst solunum yolu alt solunum yolu enfeksiyonları özellikle buna neden olur. Kistik fibroz, tüberküloz hastalığı,
konjenital solunum yolu anomalileri, kalp anomalileri, yani doğumsal kalp hastalıkları da hırıltılı solunumun nedenlerinden biridir. Bahsettiğim silya fonksiyonlarının bozuk olması hırıltılı solunumlardan biridir. Astım özellikle hırıltılı solunumların nedenlerinden biridir. Bulguları nelerdir hocam? Hırıltılı solunumda bulgu, şimdi olay daralan hava yolundan, havanın zor giriş çıkışıyla oluşan türbülans nedeniyle çocuğun akciğerlerine oksijen yeterince giremeyecek. Dolayısıyla beyinden idare edilen bir mekanizmayla solunum hızı artacaktır. Hızlı nefes alır ve hırıltılıdır. Bunun dışında işte bir burun kanatlarını daha fazla hava alıp verebilmek için açıp kapatır. Normalde burun kanatları solunuma eşlik etmez sağlıklı bir çocukta. Yardımcı solunum kaslarının bulunduğu, biraz önce bahsettiğim bölgedeki bulunan kasların olduğu yerlerde, yani kaburgalarda, boyunda ve özellikle şu üst kısımdaki çukurda içe doğru çekilmeler görülür bulgu olarak. Dışarıdan hissedilen de hırıltılı bir nefestir. Hatta anneler bunu işte sırtını elleyince ya da göğsüme yasladığımda kedi mırıltısı gibi bir ses diye tariflerler. Evet. Peki hocam, her hırıltılı nefes alıp vermek astım hastalığı mıdır? Bu da çok karıştırılıyor çünkü. Özellikle hani evet, annelerin, babaların korktuğu, çocuklar hırıltılı nefes alıp verince hemen astım hastası mı oldu diyorlar. Tabii hırıltı astımın da bir bulgusu olduğu için bu şekilde düşünülebiliyor ama her hırıltılı atak ya da nefes alma tabii ki astım değil. Dolayısıyla çok iyi bir öykü almak lazım aileden. Yani hırıltının ne zaman, nasıl olduğuna dair ve hangi aylardan itibaren başladığına dair iyi bir öykü almak lazım. Dolayısıyla hani her hırıltıya astım diyemeyiz. Örneğin çocuk doğduğu anda, yani bebeklik ve küçük çocukluk döneminde hırıltı başlamışsa bunu astımdan ziyade doğumsal solunum yolu hastalıkları düşünülmeli veya enfeksiyona bağlı viral ajan nedeniyle olabilir. Dolayısıyla iyi bir fizik muayene de yapmak gerekir ayıcı tanı için. Evet, evet sevgili izleyicilerimiz, çocuklarda hırıltıyı konuşuyoruz. Çocuk sağlığı doktorumuz, teşekkür ediyoruz tekrar stüdyolarımıza. Çocuklarla ilgili istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Anne ve babalar ekran başına. Sağlıklı yaşamda bugün çocuklarda en sık karşılaşılan hastalıkları ele alıyoruz. Çocuklarda hangi hastalıklar nedeniyle öksürük görülebilir? Göğüste hırıltı hangi enfeksiyonlardan kaynaklanabilir? Çocuklarda bronşit hangi hastalıklarla benzerlik taşır? Alerjik bronşitin belirtileri nelerdir? Merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Gülay Han Coşkun stüdyo konuğumuz. Evet sevgili izleyicilerimiz, sağlıklı yaşama devam ediyoruz. Hocam peki çocuklarda hırıltılı nefes alıp vermek nefes darlığına yol açar mı? Şimdi nefes darlığı vücuda giren oksijen oranı azaldığı zaman, hani beyinden idare edilen bir mekanizmayla hızlı nefes alıp vererek bunu kompanse etmeye çalışmaktı. Dolayısıyla eğer hava yollarındaki darlık belli bir bölgede değil, tek bir bronşta değil, yaygın bronşları kapsıyorsa oksijen giriş çıkışı azalacağı için tabii ki nefes darlığına neden olur. Peki hocam, göğüste olan hırıltıya evde anne babalar ne yapabilir? Evet. Ne öneriyorsunuz? Tabii. Şimdi hırıltının şiddeti çok fazla değilse, yani çocuğun burun kanatları solunuma eşlik etmiyor, yardımcı solunum kasları çalışmıyorsa ama dışarıdan duyulan bir hırıltı varsa öncelikle odanın nemi artırılmaya çalışılmalı. Burun tıkanıklığı varsa eğer serin füzyolojik burun damlalarıyla burun ve boğaz sekresyonları olabildiğince temizlenmeye çalışılmalı. Odanın nemi de %40-45 arasında tutulmaya çalışmalı. %40-45 arasında. Oda sıcaklığı da 22-24 derece arasında tutulmalı. Bunun dışında bebek ve küçük çocuklar viral enfeksiyonlardan en çok etkilenen gruptur. Dolayısıyla ev içinde hasta olan bireyler varsa çocuklara olabildiğince yaklaşmamaları gerekir. Evet. Hasta olmuşsa tabii ki yapacak bir şey yok ama mutlaka ağız maskesi kullanarak en azından öksürdüklerinde damlacık yoluyla çocuklara bulaştırmamak için uğraşmalılar. Sık sık da el temizliği, yani el yıkamaya dikkat etmeleri gerekir. Çünkü hapşururken ellerini kapattıklarında mikrobik ajan ellerine gelecektir. Yıkamadan bebeğe dokunduklarında bebeğe bulaşabilir. Buna oldukça dikkat etmek lazım. Bunun dışında çocuğun hastalık döneminde
çok kapalı ve toplu ortamlara götürülmemesi, özellikle küçük bebeklerin, çok da iyi olur hırıltılı solunumu evet. önleme açısından. Evet sevgili izleyicilerimiz, umarım bunları not almışsınızdır. Çocuklarda hırıltıyı konuşuyoruz, bronşiti konuşuyoruz, astımı konuşuyoruz, çocuk hastalıklarını konuşuyoruz, solunum yolları hastalıklarını konuşuyoruz. Sizler de programımıza katılabilirsiniz. Evde küçük çocuklarınız varsa sormak istediklerinizi değerli doktorumuza danışabilirsiniz. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Peki hocam, hırıltılı solunumun nasıl tedavi ediyorsunuz? Tedavi yöntemi nedir? Evet. Hırıltılı solunum aslında birçok hastalığın bir bulgusu. Hani bir sürü evet. Hastalık dizdik bu konuyla ilgili. Dolayısıyla aileden hırıltıyla ilgili çok iyi bir hikaye aldıktan sonra nedenini ortaya koyup nedene yönelik tedavi yapmak lazım. Yani burada sebep viral enfeksiyona bağlı akut bronşiolitse eğer %80 oranda zaten viral enfeksiyonlardan kaynaklanır. Özellikle respiratuar, sinsisyal virüsten kaynaklanır. Bu durumda en yapılacak şey oda nemini artırmak, çocuğun sıvı alımını olabildiğince artırmak. Eğer çok nefes darlığına sebep olacak kadar hırıltılı nefes varsa oksijen, nemlendirilmiş oksijen vermek lazım. Tabii ki bu hastane koşullarında ancak olabilecek bir durum. Ağızdan eğer sıvı alamıyorsa ve küçük bir çocuksa serum takarak hidrasyonu sağlamak, yani sıvı dengesini sağlamak uygun olacaktır. Bunun dışında eğer üzerine bakteriyel bir ajan eklendiği düşünülüyorsa antibiyotik tedavisi doktorun tercihine göre kullanılabilir. Bunun dışında bazen bu akut bronşiolitteki hava yolu daralmasında, her çocukta değil ama bir kısmında bronkodilatatör dediğimiz ilaçlardan fayda görmekte. Çok ağır vakalarda veya hırıltısı çok olan çocuklarda yine kortikosteroidden bazen fayda görmekte. Evet. Evet hocam, bir telefonumuz var. İstanbul'dan Ufuk Bey hattımızda. Alo. Alo. Merhaba Ufuk Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun alalım sorunuzu hocamıza. Şimdi benim bir tane 5 yaşında kızım var. Bu devamlı öksürüyor. Hastaneye götürüyoruz. Antibiyotik ve öksürük çurubu veriyorlar. Evet. Bu çocuğumu devamlı antibiyotik vererek hırpaladığımı düşünüyorum. Evet. Şeye götürdüm. Kanuni Sultan Süleyman Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Evet. Orada alerji testi yapılmasını söylediler. Evet. Bu konuda biz ne diyoruz? Onu herhalde öğrenmek istiyorsunuz. Evet. Şimdi 5 yaşından önceki çocuğunuzun öksürük hikayesini iyi almak lazım. Yani bu öksürükler 3 yaş önce de var mıydı? Veya öksürük sebebiyle ciğerlerinde hırıltı olduğu söylenip hiç buhar tedavisi uygulandı mı? Evet, uygulandı. Evet, buhar sık. Peki 3 yaşından önce de hastaneye bu sebeple yatışınız oldu mu hiç? Evet, evet. Daha önce de devamlı zaten götürüyoruz. Buhar tedavisi görüyor. Evet. Bir de bu hocam gündüz değil, gece saat 2.30-3 arası her gece oluyor diyebilirim. Evet. Tabii bu öksürüğün öncelikle ayrıntılı hikayesinin alınması lazım. Eğer ailenizde alerjik astım veya alerjik şikayetleri olanlar varsa, çocuğunuz 3 yaşından önce bu hırıltılı atakları geçirmiş, buhar almak durumunda kalmış. 3 yaşından sonra da eğer hırıltılı olarak devam ettiyse, buhar tedavisi aldıysa alerjik durumdan tabii ki şüphelenilebilir. Testleri yaptırmanızda fayda tabii ki olur. Hep antibiyotik verilmesi muhtemelen sinüzit, tonsilit veya başka etkenler düşünüldü. Yani testleriniz hastalığınızın ayrıcı tanısı açısından uygun olur diye düşünüyorum. Ve öksürüğü yapan diğer nedenleri de hekiminiz muhtemelen ayıracaktır. Yani hani şu anki değerlendirmeyle şuna bağlıdır demek oldukça zor çocuğunuzu muayene etmeden. Evet Ufuk Bey'e çocuğundan dolayı geçmiş olsun diliyoruz. Hocam peki alerjik bronşit belirtileri nelerdir? Evet. Aslında alerjik bronşit tanımı alerjik astım yerine kullanılan bir terim, bir tanımlama. Yani ailelere alerjik astım denildiğinde çok irkilen aile, alerjik bronşit denildiği zaman daha az etkilenmekte. Bu nedenle çoğunlukla hekimler de
alerjik astım yerine alerjik bronşit demeyi tercih etmekte. Evet hocam, ben sizin sözünüzü balla kesmek istiyorum. Çünkü arka arkaya şu an hatta bekleyen telefonlar varmış. İzleyicilerimizi bekletmeyelim. Cemal Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun, sorunuzu alalım. Ben doktor hanımla görüşmek istiyordum. Buyurun. Alo. Buyurun, buyurun efendim. Dinliyorum ben sizi. Benim bir torunum var. Evet. 7 yaşında devamlı öksürüyor. Devamlı doktora götürüyor. Alerjik evet. diyor, antibiyotik veriyor. Ama bir kaç ay oldu? Şu an 1 yaşında değil mi? 7 yaşında. Ha çok pardon. 7 yaşında şu an. Evet. Evet, evet. Evet. Alerjik diyorlar, antibiyotik evet. veriyorlar ama bir türlü gelmiyor. Çocuk devamlı hemen biraz koştuğu zaman, yorulduğu zaman daha çok öksürüyor. Evet. Bunu ne yapmalıyım? Şimdi kızık yapıyor bir de. Anladım. Şu en son söylediğiniz terim, yani koşarken, yani efor haline, yani hareket halindeyken öksürüğün artıyor olması, efor astımı denilen bir şey var. Yani testlerinizde çok fazla bazen bir şey çıkmayabilir. Ama koşma esnasında soğuk hava teneffüsü fazla olduğu için bu hava yollarını tetikliyor, uyarıyor olabilir. Yani bu bir çeşit astımın bir alt bulgusu olabilir gerçekten. Tabii ki ayrıntılı başka hastalıklar, yani astım oluşturan, buna benzer hastalık yapan başka sebepler var. Çocuğunuzun ayrıntılı hikayesiyle bunun ekart edilmesi tabii ki gerekir. Ama anlattığınız hikaye daha çok efor astım dediğimiz olaya benziyor. Tetkikler hiçbir zaman astımı dört dörtlük desteklemez. Yani bunlara bakarak da tek başına astım denilmez. Hikayesi, sizin aile hikayeniz bunu desteklemekte önemli. Yani daha çok hani harekete bağlı, efora bağlı astım olayını düşündürmekte yine de testlerinin yapılması uygun olur. Evet, geçmiş olsun diliyoruz ve Bedriye Hanım hattımızda. Alo. 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 Merhaba. Alo. Bedriye Hanım. Sizi duyuyoruz. Efendim? Televizyonun sesini kısabilir misiniz öncelikle? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Alo. Buyurun. Efendim. Buyurun efendim. Dinliyorum sizi. Buyurun. Kısa sesini. Buyurun. Ben de oğlum için aramıştım. Aslında bronşit oğlum ama 20 günlükken ben şeye götürdüm, hastaneye hava verdiler. Ondan beri de devam ediyor ama 1 yaşına gelmeden de hep devamlı hava veriyorum, öksürüyor. Çok özür dilerim, ben çok anlayamadım. Çocuğunuz kaç yaşında dediniz? Şu anda okula gidiyor, 7 yaşında. 7 yaşında ve çok evet. küçüklüğünden beri öksürüyor, hava mı veriliyor dediniz? Evet. Evet, 20 günlükten götürdüm, hava verildi ama devam ediyor. Ailemizde de var. Aileye mi bağlıdır evet. bilmiyorum. Nasıl şimdi tabii yani... Öğrensiz attım şeyi konuldu. Alerjik konuldu, tedavisi yapılıyor ama çok sık sık oluyor. Peki ne tanısı, neye karşı alerji olduğu tespit edildi acaba? Önce yiyecekleri alındı. Yumurtaydı, çikolataydı. Şimdi de evet. polenlere, çiçeklere, ağaçlara. Ağaçlara. Birçok sebebe karşı alerjisi saptandı. Şimdi evet. ailenizde astım hikayesi olması... Çocuğunuzda astım olma olasılığını artıran bir faktör zaten. Ancak evet. ancak 20 günlükken başlamış olması bunun zemininde başka hastalıklar var mı araştırmayı gerektirir. Özellikle hava yolunda doğuşsal bozukluk var mı yok mu? İşte akciğer grafisi veya başka testlerle muhtemelen hekiminiz yapmıştır diye düşünüyorum. Kistik fibroz denilen bir hastalık var. Ter testi yapılır bunda. Muhtemelen bu testlerin de yapılmış olduğunu düşünüyorum, yapılmadıysa da mutlaka yapmak lazım. Yani 20 günlükken başlayan bir çocukta pür astımdır demek başka test yapmamak doğru olmaz. Ama bu kadar 7 yıl geçmiş, muhtemelen bu testler yapılmış, ona göre konulmuştur diye düşünüyorum. Bir etken de saptanmış olduğu için mutlaka bu etkenlerden çocuğunuzu olabildiğince uzaklaştırmanız lazım. Ev ortamında sigara dumanının, odayı kirletici spreylerin kullanılmaması gerekir. Yani bu tür önlemleri mutlaka almanız lazım. Ev tozunu önleyici, yani onun odasında olabildiğince koruyucu önlemleri almak gerekir. Ve koruyucu medikal tedavi dediğimiz ilaç muhtemelen sprey bazı ilaçlar verilmiştir. Onları da düzenli kullanmanız gerekir. Evet, Bedriye Hanım'ın da toruna geçmiş olsun diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz.
Evet sevgili izleyicilerimiz, çocuklarla ilgili konuşuyoruz. Tüm anne baba adaylarını ve tüm anne babaları ekran başına davet ediyoruz. Sorularınızı bir kağıda not alın diyoruz. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Sevgili Cem TV izleyicileri, çocuklarda bronşit hastalıklarını konuşuyoruz. Astım hastalığını konuşuyoruz. Gece hırıltılarını, öksürüklerini konuşuyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Çocuklarınızda bu tarz problemler varsa, hastaneye gittiyseniz, doktora başvurduysanız ve devam ediyorsa, sormak istediğiniz sorular varsa değerli hocamıza sorabilirsiniz. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza katılabilirsiniz diyoruz. Ve hocam hemen sorumu tekrarlıyorum. Evet. Alerjik bronşitin sebepleri nedir? Evet. Alerjik bronşit, yani alerjik astım yerine kullanılan bir terim olduğunu söylemiştik. Alerjik astım dışarıdan gelen hava alerjenlerine karşı solunum yollarının, özellikle küçük ve orta hava yollarının mikrobik olmayan iltihaplanmasına bağlı olarak oluşan bir aşırı duyarlılık reaksiyonu aslında. Dolayısıyla bu etken ev tozu, polenler, mantar küfleri, hayvan tüyleri, sigara dumanı, hava kirleticileri olabilir. Bunlarla temastan sonra bronşlarda aşırı bir kasılma oluşur. Buna bağlı hırıltılı nefes, öksürük ve nefes almada zorluk şikayetleri ortaya çıkar. Peki tedavi yöntemi nedir hocam? Alerjik astımda tedavi öncelikle alerjenin saptanması lazım testlerle. Saptandıktan sonra iki temel esas var tedavide. Birincisi koruyucu önlemler. Eğer etken ev tozuysa, çocuğun en sık vakit geçirdiği ve camı kapalı en uzun süre geçirdiği yatak odasında ve ev içinde toz olabildiğince arındırılmalı. Bunun için de odasında halı kilim gibi toz tutacak eşyalar bulunmamalı veya tüylü oyuncaklar olmamalı. Yün, yatak, yorgan, yastık olmamalı. Bunun yerine daha çok elyaf tercih edilmeli. Nevresim takımları sık dokumalı kumaştan yapılmalı. Odanın temizliği çocuk odada yokken yapılmalı. Odası sık sık havalandırılmalı. Eğer etken polenlerse, polenlerin çok yoğun olduğu mevsim ve günlerde olabildiğince çocuk dışarıya çıkarılmamalı. Çıkarılmak durumundaysa da koruyucu bazı önlemler, şapka, gözlük gibi kullanılmalı ve çocuk dışarıdan eve yeniden geldiğinde üstü değiştirilip eli yüzü yıkanmalı ki polenden olabildiğince arındırılmalı çocuk. Evet. Tabii buna benzer birçok önlemler alınabilir. Medikal tedavi kısmı da bu önlemlerle, eğer tedavi edilememişse çocuk, medikal tedavi yapılmalı. Bunun için özellikle bronş genişletici bronkodilatör denilen sprey yahut da nebulizatör aletlerle ilaçlar kullanılır. Ara dönemlerdeki bronştaki o iltihabı süreci durdurabilmek için kortikosteroid denilen spreyler kullanılır. Yine buradaki aşırı reaksiyonu önleyici tablet şeklinde kullanılan veya çiğneme ya da toz şeklinde kullanılan ilaçlar var. Bunlardan yararlanılır. Peki hangi hastalıklarla karışabiliyor hocam? Astımın karışabildiği, tabii ki hırıltılı nefes ve öksürük yapan birçok sebep astımla karışabilir. Bunların başında kistik fibroz diye bahsettiğim hastalık var. O karışabilir. Akut bronşolit karışabilir. Bronşit karışabilir. Özofagusla yemek borusu arasındaki bağlantı yolları yemek sırasında karışabilir. Kaçak olduğu için karışır. Bunun dışında yine astımla karışabilecek hastalıklar tüberküloz, uzun süreli bir reaksiyon oluşturduğu için akciğerde karışabilir. Silya fonksiyonlarının bozuk olması solunum yollarında yine astımla karışacak olan hastalıklardandır. Dolayısıyla bu hastalarda çok iyi çocuğun özgeçmiş hikayesi, aile hikayesi alınmalı, ayrıntılı fizik muayene yapılmalı ve bu şeylerden sonra net tedavisini ona göre yapmak lazım. Peki hocam, çocuklarda bronşit ne zaman kalıcı olur? Yani kronikleşir diyelim. Evet. Yani bronşit şöyle diyelim. Öncelikle akut bronşit neden olur? Bronşit hava yollarının, özellikle büyük hava yollarının enfeksiyon ajanlarıyla iltihaplanması durumu. Yani teneffüs edilen havadaki mikrobik ajan hava yollarını da yangısal bir süreç oluşturur. Mukus oluşumu artar ve dolayısıyla çocuk öksürmeye başlar. Sık öksürür, hırıltısı olur. Eğer bu süreç 3 haftadan daha uzun sürmüşse,
O zaman kronikleştiğini düşünebiliriz. Kronik özellikle bakteriyel bronşit söz konusudur. Nelerde kronikleşir? Kronikleştiren sebepler çocuğun çok sık hasta olan kişilerle tam iyileşmekteyken yeniden temas etmesi, yeni bir enfeksiyon bulaştıracaktır. Onun dışında üzerine bakımı çok iyi değilse veya sigara dumanına çok maruz kalıyorsa, oca kirli ortamda çok uzun süre kalıyorsa yine kronikleşmesine sebep olacaktır. Yine kesik rubroz denilen, çok bahsettim ama bu hastalık çoğunlukla göz ardı edilen kalısal bir hastalık. Sık sık kronik bronşit geçirir, astım ataklarına benzer ataklar geçirir. Mutlaka kronikleşen bir bronşit olgusunda bu hastalığın da göz önünde bulundurulması gerekir. Peki hocam, ben şu ana kadar gelen telefonlarla ilgili bir soru sormak istiyorum size. Tabii. Gerçi aslında cevabını da biraz önce verdiniz ama. Genellikle anne babaların yakında şu doktora götürüldüklerinde çocuklara sürekli antibiyotik veriliyor. Evet. Bu antibiyotiklerin zararları var mı? Neden sürekli çok sık antibiyotik veriliyor acaba? Çocuklar, doktorlar şunu mu görüyor? Çocukların korunamayacağı bir ortam da bulunduklarından dolayı mı antibiyotik veriyorlar? Mesela biraz önce söylediniz, hani atıyorum 60-70 metrekare evde 6-7 kişi yaşayan, çok solunum var. Evet. Sigara dumanı olabilir. Evet. Ve zarar var mıdır gerçekten antibiyotiklerin çok sık alınmasının? Tabii yani başlamış olan süreç aslında vücudun kendini öncelikle korumaya çalıştığı bir süreç başlıyor. Yani vücut o mikrobu kendisi yenmeye çalışıyor. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik verilmez ve bizim geçirdiğimiz özellikle kış enfeksiyonlarının çoğu viral enfeksiyonlar. Respiratuvar sinüsiyal virüs ve buna benzer grip virüsü, parainfluenza denilen virüsler. Bunların üzerine, bunlar hava yollarını yangısal bir süreç başlattığı için bakteriyel ajanların buraya oturma ihtimali yüksek tabii ki. Eğer çocuğun korunabileceğini düşünüyorsak, hani çok kalabalık bir ortam değil, hava kirleticilerine çok maruz kalmıyorsa, aile çocuğu iyi takip edip gerektiği durumda doktora getirebilecekse, hani çok antibiyotik başlamadan bakteriyel ajan düşününceye kadar başlamamak tabii ki en uygunudur. Ama çocukta yüksek ateş var, iltihabi bulguları var, enfeksiyon değerleri kanda yükselmişse tabii ki bu durumda bakteriyel düşünülerek antibiyotik verilmek durumunda kalınabiliyor. Peki çok sık antibiyotik almasının ileride bir, yani çocuğa bir zararı olur mu hocam? Çocuğa zararı şöyle, o mikrobik ajanla çocuk direkt kendisi savaşamamış olur. Dolayısıyla bağışıklık kazanmamış olur. Ama savunma sistemi çok zayıf olan çocuklarda da zaten vücut savunması düşük olduğu için savaşamayacaktır. Hani o durumlarda da vermek gerekiyor. Fazla antibiyotiğin tabii ki ağızdaki duvar florayı bozması, diş çürüklerine neden olması gibi zararları tabii ki olacaktır. Yarar zarar dengesini göz önünde bulundurarak evet, vermek durumunda kalınıyor tabii. Çok aşırı koruyan aileler de var çocukları. Yani hiçbir ortama sokmayıp evet, mikrop kapacaklar diye. Ben aslında buna da biraz karşıyım. Kastım adına söylüyorum. Yani çocuğu ne bir dışarı çıkarıyorlar, hava aldırıyorlar, ne bir parka götürüyorlar. Yani evet, böyle bir titizlik var. Bu da çok doğru mu hocam? Yani evet, çocuğun bir kere başka sistemi kesinlikle evet, gelişmiyor bence. Evet, evet. Yani bir miktar hava alerjenleriyle ve ortam alerjenleriyle ya da mikroplarıyla birazcık da karşılaşması gerekiyor. Çünkü çok korunan çocuk evet, hep evde kalmayacak. O bir fanusta duran bir şey değil, balık değil. Mutlaka okul dönemi başlayacak. Kapalı ve toplu ortamlara mutlaka girip çıkacak. Bu çocuklar o ortamlara girdikleri zaman çok hastalanıyor. Yani özellikle evet, anaokulunda. Yani savunma sistemi zayıf. Tam enfeksiyon düzelmek üzere, ki enfeksiyonlar 10-14 gün sürüyor, bir gribal enfeksiyon veya viral bir enfeksiyon. Tam düzelmek üzereyken başka bir çocuktan ikinci bir enfeksiyon daha sık kapıyor tabii ki. Evet. Hocam programı kapatmak zorundayız. Süremiz bitti ama son bir çok kısa bir cevap alacağım. Bronşit olan çocuklarda anne babalar neye dikkat etsin? Neler evet, öneriyorsunuz? Kısa olarak bunu alalım. Tabii. Öncelikle ortam nemini çok iyi korumalılar. Yani özellikle kışın. Çocuğa bol sıvı vermeliler. Sekresyonları varsa bunları temizlemeliler. Olabildiğince hasta kişilerle temas ettirmemeleri en iyisidir. Yine değineceğim sigara. Sigara dumanına kesinlikle çocukları pasif içici olarak maruz bırakmamalılar. Artık onu zaten yapılmaz. Yani günahtır artık. Evet, ama ben, hala hala ev içinde bile sigara içenler var. Dolayısıyla kesinlikle bütün hastalara önerdiğim, ev içinde asla sigara içilmesin. Çünkü balkonda bile içseniz kıyafetlerinizde denen evet, nikotin kokusu içeriye de yayılacaktır, çocuğu etkileyecektir. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Hava kirleticileri veya oda spreyleri kullanmamak lazım. Yine bunlar da solunum yollarını tahrip eden etkenlerden biridir. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, çok ayaklarınıza sağlık, şeref ederim, verdiniz, geldiniz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, ben sevgili Gülay hocamızı
televizyonumuzda bir süre daha tutacağım. Çok yoğun telefon geldi. Hepsini maalesef alamadık. Öncelikle özür diliyoruz. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan halen bizleri arayabilirsiniz. Hocamızla sizleri görüştürebiliriz diyorum. Yarın farklı konu ve konuğum var. Diş sağlığını, ağız sağlığını konuşacağız. Mutlaka beni izleyin diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.